Arkadaşlar merhaba, ben İdris Kurtoğlu, Bursa Nilüfer Demirci'de ikamet ediyorum. Bugün başımıza tam 3 defa gelen vahim bir olayı göstereceğim bugün size. Bu göstermiş olduğum şeyi daha yeni aldım, gidip tekrar öbürkü patlıyor, onu yarım bıraktım. Yetkililer haber verdim, gelsinler görsünler diye. Onu yarım bıraktım, kullanmak istemiyorum bitmesin diye. Yine aynı parti numaralı, son kullanma tarihi 29.11.2018 olan bir ürün. Patlama yapıyor. Galiba yerli ve milli silah için uğraşıyorlar diye düşünmeye başladım. Nihayetinde çiftçi torku. Şimdi açıyorum, içine döküyorum. Cezvenin içinde herhangi bir şey yok. Bakabilirsiniz. Sadece su var. Su da yok aslında. Yeni yıkandı. Tekrar patlatacağız çünkü. Doldurduk. Patlama süresi yaklaşık 3 dakika. Kaynama süresi ne kadar bilmiyorum açıkçası. 3 dakika içinde patlıyor. Kıpırdanıyor. Çok heyecanlı bir su. Saat 10 itibariyle yetkililere haber verdim. Hala gelen giden yok, arayan soran yok. Bugün 1 Kasım 2018. Böyle kaynıyor. Mutfağı tam 3 defa temizledik. Her tarafa dağılıyor. Bundan önce çektiğim videoda tam dağılmamıştı ama yine yerinden kıpırdamıştı cezve. Aynı banttan çıktıysa büyük ihtimalle bu da patlayacaktır. En azından bir tepki veriyor yani. Biraz daha yakın alabiliriz ama korkuyoruz da açıkçası. Korku gibi bir marka bunu nasıl yapar? Hala aklım fikrim ermiyor. Çünkü Türkiye Korku'ya güveniyor. Biz de güveniyorduk. Korku'dan başka bir ürün almıyorduk. Yarım yağlısını da kullanıyorum. Bu bitmiş. Bunda herhangi bir problem yaşamadık. Korku yerli ve milli silah yapacaksa sütlü denemesin bunu. Nihayetinde çocuklarımız içiyor. Tam 3 defa tezgah ve mutfağı temizledik. Alnımızı da yıkamaya gönderiyoruz. Bakın kıpırdadı. Tepki vermeye başladı. Bakın görüyorsunuz. Yaklaşabilirsin biraz daha. Şöyle bakın. Gördünüz. Yani bu çocuğumuzun yüzüne de gelebilirdi. Ne bileyim. Eşimizin yüzüne gelebilirdi. Sebebi bakın bir de böyle bir şey oluyor. Ne oluyor anlamıyorum. Anladığım bir şey değil.
Ama yani ben daha çok bunun çok tehlikeli bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani ya çocuğumuzun yüzüne gelseydi,